Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne Var Ne Yok programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi kıymetli dostum Hüseyin Aptekin'le birlikte siyasetin gündemini konuşuyoruz. Bu akşam Cumhur İttifakı'nı konuşalım dedik. Çünkü Cumhur İttifakı üzerine seçimden sonra bazı tartışmalar yapıldı kamuoyunda. Cumhur İttifakı karşıtları diyebileceğimiz medyada gerekse Cumhur İttifakı içinden de zaman zaman medyada bu konuda fikir beyan edenler oldu. Yani gazeteciler bağlamında tabii ki bunu söylüyorum. Tabii geçen hafta Sayın Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir görüşme yaptı. Yani siyasette bir taraftan dinamik bir süreç var, devam ediyor. Ama bir taraftan da siyasi partileri ve ittifakların üzerine de konuşmalar yapılıyor. Sayın Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli geçen hafta yine bir araya geldiler. Bu sefer Sayın Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bir haftadır Ankara'da konuşulan bir görüşmeydi aslında bu. Çünkü bu ziyaretten önce de Sayın Bahçeli'nin bir Ferdi Tayfur türküsü eşliğinde bir spor yürüyüşü paylaşımı yapılmıştı ve o paylaşımdan hareketle de pek çok işte mesaj olduğuna dair tartışmalar vesaire yapılıyordu. O yüzden biz biraz bu Cumhur İttifakı'nı konuşalım. Biraz AK Parti MHP ilişkisini konuşalım diye düşündük bu hafta. Belki biraz gecikmiş olabiliriz ama sonuçta bu ittifaklar da yoluna devam ettiğine göre ve bu bağlamdaki tartışmaların da ya da bu bağlamdaki bu olgunun da uzun süre zaten gündemi olacağından dolayı çok da geç kalmış sayılmayız. Dolayısıyla Sayın Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi aslında ya benim açımdan Hüseyin sürpriz bir görüşme değil. Çünkü Cumhur İttifakı iki partinin üzerine kurulu bir ittifak. Hani ana hatlarıyla baktığımızda Büyük Birlik Partisi'nin destek verdiğini, zaman zaman Hüdapar'ın destek verdiğini, 2023 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, DSP gibi partilerin de Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle destek verdiğini biliyoruz. Ama hani ağırlıklı olarak iki parti, kurucu parti olarak karşımızda duruyor. Şöyle bir tartışma var. Biraz sana onu sorayım ben. Yani AK Parti oy kaybetti son seçimde. Kürtler artık AK Parti'ye oy vermiyor. MHP'den dolayı vermiyor. Bağlamında bir tartışma var. Ya da işte AK Parti özgürlükçü bir parti idi. Yeniden fabrika ayarlarına dönsün. MHP burada biraz AK Parti'nin bu fabrika ayarlarına dönmesi noktasında bir bariyer oluyor gibi. Hani bu tür ifadeler zaman zaman daha sert kullanılıyor. Zaman zaman daha ılımlı şekilde konuşulabiliyor. Ya da MHP açısından da hani meseleyi dile getirenler var. Yani işte AK Parti işte Türkiye'de açılım süreci yaptı. İşte Kürtler konusunda çeşitli özgürlükler bağlamında konulara önemli icraatlara imza attı. İşte hani bu MHP'nin belli prensiplerine aykırı falan gibi tartışmalar da yapılıyor. Yani oradan bakanlar da o tür iddialar gündeme getiriyor. Vesaire yani bu tür iddialar üzerinden işte 8 yıldır devam eden ya da 7 yıldır devam eden bu ittifaka yönelik bir şey var. Ya sen nasıl görüyorsun? Biraz senin yorumunu burada merak ediyorum. Yani AK Parti ve MHP ittifakı bozulsa iki parti açısından yani ne getirir ne götürür? Sen ne düşünüyorsun? Tabii Yusuf, bu ittifak bozulduğu takdirde meclis aritmetiği değişebilir. Seçim sonuçlarına etki edecektir. Ama olumlu ama olumsuz, onu da söyleyelim.
Burada şunu da açıkça söyleyeyim. Geçtiğimiz yerel seçimlerde bu ittifak çok da böyle rasyonel bir şekilde, çok da iyi bir şekilde işletilemedi diye ben düşünüyorum. Bu daha kesinlikle katılıyorum. Pratik kısmından biraz konuşuyorum şimdi. Biraz sonra da hani daha düşünsel, daha tarih kısımlarında değinebiliriz belki bunun. Ama pratik kısmından baktığımızda yani bu iki partinin toplam oylarının 50'leri, 60'ları gördüğü, geçtiği şehirlerde bile kaybettiği yerler oldu. İşte evet. Kırıkkale'de, Yozgat'ta, Kütahya'da, Amasya'da böyle kayıplar yaşadılar. Ayrı ayrı giderek. Kilis de var. Bu şekilde tabii ilçelere hiç girmiyoruz bile ama bu saydığımız evet. Şehirlerde bu tarz kayıplar yapıldı. Kilise ben fark etmemiştim. Kilis de o şekilde oldu. Onu gözümden kaçmış. Diğer 4 vilayeti ben görmüştüm. Şimdi bu açıdan baktığımızda demek ki iyi aritmeti bunu tutulmamış. Çünkü milliyetçi muhafazakar oyların 60'ları bulduğu şehirlerde seçim işte CHP tarafından %30'larla kazanılabiliyorsa bu gerçekten bir fecaat. O anlamda mümkün olan o randıman alınmamış buradan. Bu ama daha kısa süreli, daha pratik bir konu. Bu bizim için çok temel bir konu değil. Bir seçimde öyle olmuştur, başka seçimde başka bir şey görürüz. Olur da bu ittifak bozulursa bir dahaki seçimde kim daha avantajlı çıkar? Bunları da konuşabiliriz. Ama şu bence önemli Yusuf. AK Parti ve MHP arasında bir doku uyuşması oldu. Bu partiler uyumlu bir birliktelik elde edebilirler. Ve bunu sürdürebiliyorlar. Hani bunu ne zamandan başlarız? Bunu Hendek olaylarından mı başlatmak lazım? 15 Temmuz sonrasından mı başlatmak lazım? Beraber girdikleri ilk ortak seçimden mi başlatmak lazım? Bu da detay bir konudur. Bu da çok mühim değil bana sorarsan. Ama iki parti dokuları uyuştu. Söylemleri uyuştu. Ve Türkiye'de o ana akım siyaset olan ve toplumun da çoğunluğunun 10 yıllardır, neredeyse 100 yıldır aslında teveccüh gösterdiği o milliyetçi muhafazakar siyasi akım ete kemiğe büründü Cumhur İttifakı içerisinde. Öncesinde bir tarafta daha din vurgusu önde, diğer tarafta daha millet vurgusu, dil vurgusu öndeydi. Ama bizim de ta bunu hani Kazım Karabekir'e de götürmek mümkün, bunu Fevzi Çakmak'a da götürmek mümkün, bunu işte 60'lı yıllara da götürmek lazım. Türk İslam Sentezi mi deriz adına, milliyetçi muhafazakar siyaset mi deriz? Türkiye'de bunun bir tarihi var. Aydınlar evet. Nezdinde de var. Hani yazında da var. Literatürümüzde de bunun bir tarihi var. Ama toplumda da var. Bizim toplum hani milletini, dinini sever ve ayrı ayrı değil. Bunları mezzetmiştir. Bu İsmet Özel gibi hem şair yönüyle hem de aslında düşünsel yönüyle de öne çıkan isimler de daha doğrudan ifade edebiliyorlar. Bu Türklük ve Müslümanlık iç içe geçmiştir. Ya ama tabii Necip Fazıl Kısakürek var. Osman Yüksel, Serden Geç var, herkes, Erol Güngör var. Tabii, tabii. Bayağı önemli isimler. Bunlar var. Ama bir soru var burada. Genellikle anlaşamadıkları bir konu vardı. Ben bu konuda giderek ki senin sorunun devamında da ona referans vardı. Oraya döneceğim. Peki Kürtler bu sentezin neresinde? İçinde mi, dışında mı? İçindeyse Kürt olarak mı içindeler? Yoksa işte Kürtlükleri inkar edilerek ya da görülmeyerek mi içindeler? Bu mühim bir soru. Ve bu soruya kalıcı ve tatmin edici bir cevap bulmak Türkiye'nin en temel meselelerinden bir tanesi. Ve çözülmemiş bir mesele. Ha, buna bir düşünür, bir siyasetçi jargonunda, kitabında tatmin edici cevap vermiş olduğunu düşünebilir. Ama toplum nezdinde bu tam olarak cevabını bulmamış bir mesele ve Türkiye'nin de enerjisini emen sorunlardan bir tanesi. Şimdi sorunun o kısmına gelerek sözü sana devredeceğim. Yani AK Parti çok özgürlükçüydü. Ne oldu? MHP'li ittifaka girerek vaz mı geçti? Kürtleri yarı yolda mı bıraktı? Kürtlere özgürlük vermeyi artık durdurdu mu? Gibi soruları biz duyuyoruz. Çünkü Kürtler ve MHP iki ayrı kutup gibi. Birine yaklaşan diğerine uzaklaşıyormuş gibi anlaşılıyor. Ama AK Parti şöyle bir itidalli yol benimsedi. Benim kanaatimce. Dedi ki ben Kürtleri Kürt olarak tanıyorum. Yani dili var. Tarihi var, geleneği var, edebiyatı var, yoğun yaşadığı bir coğrafya var. Ve Kürtler Kürt olarak bu toplumun içerisindeler, bu toplumun parçasıdır. Ama Kürtleri ben bir siyasi entite olarak tanımıyorum. Ben onu kültürel bir zenginlik olarak görüyorum. Tanıdığım siyasi entite Türk milletidir dedi. Yani Türkiye'de işte vatandaşlık bağıyla bağlı olan anayasamızla yazdığı üzere tüm vatandaşlarım ben Türk
siyasi milletinin fertleri olarak bakıyorum. Ama bunun içerisinde etnik gruplar, kültürel topluluklar hakları teslim edilerek var olacaklardır şeklinde bir yaklaşımı var. Bu sebeple de Kürtçeyi bir zenginlik olarak görüp bunu yasaklamadan doğrudan devlet kanalıyla TRT Kürdi üzerinden bunun yayınını yaparak, özel kanallarda yayınlanmasının önündeki engelleri kaldırarak, Kürtçeyi siyasetçilerin bile konuşabildiği, miting yapabildiği, afiş bastırabildiği bir dil olarak görerek, Kürtçeyi ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak vererek, üniversitelerde Kürtçe enstitüleri kurarak tanıdığını sadece söylemsel olarak değil, icra açısından da, politika bakımından da göstermiş oldu. Yani AK Parti bu ikilemi böyle çözdüğünü iddia ediyor. Diyor ki siyasal olarak biz Türk milletiyiz ama bu Türk milleti içerisinde farklı kültürel topluluklar var. Bu toplulukları da tabii en kalabalığı olduğu için Kürt topluluğu önemlidir bu anlamda. Kendi değerleriyle bir değer olarak görüyorum. Onların değeri benim de değerim şeklinde gördü. Ve MHP'nin de buna belki 10 yıl önce, 20 yıl önce itirazı olabilirdi. Bugün itibariyle MHP'nin de buna bir itirazı yok. Ya bugün MHP'de de sanmıyorum. Ya Kürtler yok, işte Kart Kurt'tan geldi bu ses. Onların dili de zaten yok. Yani böyle bir yaklaşım MHP'de de kalmamış olabilir. Bu da AK Parti MHP birlikteliğinin aslında beraber bir ortak değer, ortak fikir ortaya koyabildiğini, aslında MHP'nin de zamanla dönüştüğünü bu birliktelikte ben gördüm. Buradan yapıcı bir milliyetçilik çıktığını görüyorum ben. Yıkıcı değil, inkar edici değil, ırkçı değil. Ve MHP için de çok faydalı oldu bu. Hani MHP bu anlamda kendisini daha ırkçı oluşumlardan da çok ayrıştırdı. İşte yabancı düşmanı, işte hatta din düşmanı, açıkça konuşalım. Evet, yani evet. İngiliz'e, Fransız'a yükselmeyen ama Arap gördüğümü yerin dibine sokan, böyle o İslami etkiyi Türklükten çıkarmaya çalışan, işte gök tengrici, şamanist değerleri ortaya çıkarmaya çalışan tuhaf oluşumlar çıktı. Bunlar tutmadı da, bunları etrafımızda görüyoruz. Bu oluşumlar çok da böyle kadük kaldılar. MHP oradan da kurtuldu. Bu etkiler varsa şayet içerisinde onlardan da temizlendi. Böyle yapıcı, kuşatıcı, kapsayıcı bir milliyetçilik ortaya çıktı. Bence kalıcı olan da budur. Yoksa seçimlerde hesap yanlış yapılır. Bunun seçimlerde maliyeti de olabilir. Bunlar konuşulabilir. Ama bugün iki parti bir yol yürüyorlar ve milliyetçi muhafazakar ekseni Kürtleri yok saymadan AK Parti'nin Kürtlere vermiş olduğu, tanımış olduğu daha doğrusu teslim etmiş olduğu hakları da geri almadan. Çünkü bahsettiğimiz o açılımların hepsi halen daha yerinde. İşkence geri gelmedi, Beyaz Soroslar geri gelmedi, Kürtçe yasaklanmadı, ders kitaplarından, seçmeli ders müfredatından çıkarılmadı, TRT Kürt'ü kapatılmadı. Halen daha hangi adım atıldıysa AK Parti arkasında duruyor. Tek farkı şu, bugün MHP'yi de yanına aldı, altında beraber imza atabilecek duruma getirdi. Bu da yapıcı milliyetçilik anlamında olumlu, o ırkçı alternatiflerden farklılaşan bir durum olarak görüyorum ben Yusuf, Cumhur İttifakı'nın bugünkü resmini. Bence çok iyi bir çerçeve çizdin Hüseyin. Yani Cumhur İttifakı'na bir kere ben de yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Şimdi bu tartışmalarda ağırlıklı olarak yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'yi işte oy anlamında aşağı çektiği, Kürtlerden oy almasını engellediği vesaire bağlamında bu iddialar dile getirildi. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu oy kaybının birinci nedeni bence yani Türkiye'nin temel problemleri vardı son seçimde ve bu son seçimde bu temel problemler ki bir kısmı ekonomiyle ilgili AK Parti oy kaybettirdi. Yani çok doğal bir matematik sonucu bu aslında. Yani ikincisi senin söylediğin, en başta söylediğin AK Parti ve MHP'li kurmayların maalesef ikinci, üçüncü adamlarının artık bu konuyla kim ilgileniyorsa seçim stratejisini yaparken ittifak denkleminde o bazı şehirlerde karşılaşabilecekleri süreci öngörememiş olmaları ya da ben hani en başta böyle bir adım atılabilir yani işte Kütahya'da ayrı gidiyoruz denilebilir ama seçim süreci dinamik bir süreç yani anketler yaparak İşte Adıyaman'da ya da mesela Adıyaman gibi, Kütahya gibi, anketli Afyon gibi. Yani anketler yaparak
Burada yeni bir strateji geliştirilebilirdi. Ya, yani bunu Erdoğan'la Bahçeli yapacak hali yok. Bunu yapacak olan isimler belli, yani AK Parti ve MHP'deki bu konuları takip eden kurmaylar ve onlar da bunu yani liderlere soracaklar. Yani şu şu şehirlerde birlikte girersek kazanıyoruz, birlikte girmezsek kaybediyoruz. Anketler sonuçları bu. İkisinde seni koyalım. İkisinde sen adayını çek, ikisinde ben adayımı çekeyim. Yani aday resmileşse bile bunlar yapılabilirdi. Oy kaybının bir başka nedeninde bu olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Bir üçüncü neden de birikmiş bir tepki olabilir. Yani toplumsal tepki olabilir. Ve bu da ekonomik sorunlarla yan yana geldiğinde hani dışa vurmuş olabilir. Yani bu da normal bir şey. Çünkü 17 seçim kazanmış bir AK Parti'den bahsediyoruz. 18. seçiminde ikinci parti konumuna düşmüş durumda. Dolayısıyla herhangi bir parti, yani ben AK Parti'nin ya da MHP'nin bu oy kaybının bir nedeni olduğunu düşünmüyorum parti olarak. Bir oy kaybı var. Bu çok çıplak bir gerçek. Ama bu oy kaybının nedeni AK Parti ya da MHP'nin işbirliği değil. O hani stratejik hamle hesap yapılamamasını parantez içine alarak söylersek, oy kaybının nedeni diğer nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı yerlerde de adaylarla ilgili sorunlardan, ki bu da rasyonel maddelere yazabileceğimiz şey. Hani rasyonel bir liste yaptığımızı oraya yazabileceğimiz bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi onun dışında AK Parti ve MHP'nin bence Türkiye'ye kazandırdığı ve birbirine kazandırdığı şeylerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi, hatta yani bunu bugün hani genelleyerek söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bazı Kürtler diyelim. Bence bazı Kürtlerin önemli bir kısmı içinde bu ittifakın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'den koptuğu bir düzlemde gideceği yer neresi? Yani gidip bir yerle ittifak yapacağı anlamda söylemiyorum. Kendi söyleminin evrilebileceği yer anlamında söylüyorum. Bunun yaşanmışı var Ümit Özdağ. Yani hani Ümit Özdağ kadar olmasa da diyelim ki belli konularda, yani Türkiye'deki milliyetçi siyasetin argümanları 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakındır. Hani ton farkı olabilir. Bu ton farkıyla MHP şu an ılımlı bir yerde duruyor. Ama yani AK Parti ittifakının da bu ılımlılık noktasında bir katkısı olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani ne kadar MHP'nin, AK Parti'nin devlet ve işte milliyetçilik noktasında bir etkisi olmuşsa AK Parti üzerinde, AK Parti'nin de o kadar merkez siyaset ve işte kapsayıcı siyaset bağlamında MHP üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani bazı Kürtler bunun farkında olmasalar bile, yani aslında MHP'nin AK Parti ile ittifak halinde olmasının en büyük kazanımı belki de Kürtleri oluyor. Yani Kürtlerin AK Parti döneminde elde ettiği kazanımların korunmasına oluyor. Ama şöyle bir noktaya geliyorum ben Hüseyin bazen. Yani belki sen de bana kızabilirsin, eleştirebilirsin. Yani bu kadar AK Parti tarafından gerçekleştirilen Kürtler lehine olumlu adım varken, yani Kürt kardeşlerimiz, Kürt vatandaşlarımız, dostlarımız, yani CHP ile Türkiye'deki bütün bu Jacoben uygulamaların merkezinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve ona yakın bürokratların, bürokratik oligarşinin bütün o Kürtlere yaptıkları meseleler bir tarafa bırakılmış durumda. Ama Kürt vatandaşlarımızı bu cendereden çıkartmak için Tayyip Erdoğan, baldıran zehri dahi içsem yapacağım vesaire gibi bütün o zor süreçlere katlanmasına rağmen bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı almış başını yürüyor ve yani öyle bir noktaya gelmiş durumda ki o şey söylem dönüm noktası yok gibi görünüyor. Yani ben bakıyorum o söylemin şu an yani bir dönüm noktası maalesef yok Hüseyin. O kadar uç noktaları taşımış durumda. Şöyle örnek verelim, yani biraz hani konuşuyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsa belediyelerde diyelim ki kazandı. Ne yapıyor? İlk icraatı ne?
tabelaların değiştirilmesi diyelim ki. Mesela yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve TC ifadelerinin eklenmesi tabelalara. Yarın bir CHP iktidarında ilk masaya getirecekleri gündem ne olabilir? Benim yani gördüğüm şey şu. Andımızın ilkokullarda her sabah yeniden okutulması. Şimdi bu yani çoğu Türk'ü rahatsız eden bir şey değil zaten. Ama Türkiye'nin hani o toplumsal doku uyum meselesi açısından AK Parti bunun hani okunmasının zorunlu olmasını kaldırmıştı. Çünkü 30'ların işte o Mussolini İtalya'sının etkisiyle Türkiye'ye getirilmiş bir uygulamaydı. Yani bugün ne istiyor Kürtler? Yani bunu yeniden her sabah okumak mı istiyorlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çoğu istiyor. Kusura bakmasın kimse. Siz Kürt vatandaşlarımız için Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, sen biraz önce saydın, asimilasyonun kaldırılması, seçmeli Kürtçe derslerinin korunması, Kürtçe konuşmanın psikolojik bir bariyer olmaktan çıkartılması, baskıların kaldırılması, annenin çocuğuyla Kürtçe konuşabilmesi, Kürtçe savunma yapabilmek mahkemede, propaganda yapabilmek, Kürtçe televizyon ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtçe yayın yapan, 24 saat yayın yapan, daim yayın yapan bir televizyonu var. Yani bu konularda hiç kimse çıkıp, ya Milliyetçi Hareket Partisi'ne bak, helal olsun, ırkçı, şovenist milliyetçilikten kendini kurtardı ve hani Kürtler lehine atılan bu adımlara işte mazeret göstereyim, AK Parti ittifakını bozmuyor demiyor. Başka şeyler üzerinden argüman üretmeye çalışıyorlar. Ya argüman arıyorsanız argüman bu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni takdir edeceksiniz bu konuda. Yani Yusuf, MHP gerçekten de bu konuda çok yol aldı, onu söyleyelim. Şimdi milliyetçiliğin farklı farklı hep türleri söylenir. Literatüründe de böyledir. İşte kimisi Doğu milliyetçiliği, Batı milliyetçiliği der. Kimisi kültürel milliyetçilik, siyasal milliyetçilik der. Kimisi işte toprak temelli, kan temelli ayrımına gider. Bunu kısaca şöyle söyleyebiliriz. Temel ayrım şudur hepsinde. Bazı milliyetçilikler iticidir. Hani senin şovenist diye ifade ettiğin. Evet. Irkçıdır. Bir öteki tayin eder. Bunu kan üzerinden yapar. Bir o saf kandan olmayanları öteki olarak tayin eder. Öteki olarak gördüğünü düşman olarak görür. Onu dışlar, ezer. Bu itici milliyetçilik türüdür. Ama MHP o yola girmiyor. MHP gerçekten de çok kuşatıcı, kapsayıcı, yapıcı bir milliyetçilik yoluna girdi. Ve bu noktada bence AK Parti ile yol yürümesi, ittifakın içerisinde yer alması ve Kürt vatandaşlara hakları olan, burada şunu da söylemeyelim, yani AK Parti'de bu kişilere hani alın size hani böyle bir şey veriyorum, hani bana minnet duyun beklentisi içerisinde de olmamalı. Kürtlerin ana dillerini konuşmak haklarıydı. Bu haklarını teslim etti AK Parti. Ve geç teslim edilen bir haktı bu. Keşke bu hiç PKK gibi böyle aramıza nifak sokabilecek başka şeyler olmadan önce bunlar gelseydi. Belki bu tarz sıkıntılar göremeyecektik. Belki bu yarıklar üzerinden farklı farklı istihbarat örgütlerinden devlet kurumlarına kadar bizim toplumumuza böyle nüfuz edebilecek başka yapılar da olmayacaktı. Geç oldu ama oldu. Sonuçta bu ülkenin tüm etnik toplulukları aynı siyasal birliktelik içerisinde kültürel renklerini koruyarak, dokularını koruyarak var olma hakkına sahip. Ve bu sahipliği bugün MHP de altına imza atıyor. AK Parti ile beraber. Bu MHP için de çok olumlu bir adım bence. Çünkü şunu gördük biz. Evet. Bu yola girmeyen milliyetçi oluşumlar tam da senin o bahsettiğin itici milliyetçilik ya da şovenist diyebileceğimiz ırkçı yapılara döndüler. Yani mancınıklarla işte yabancıları, mültecileri ülkesine atacağız gibi bunun esprisini yapabiliyorlar. Bunun üzerine kahkaha atabiliyorlar. Yani insanları mancınıklarla göndermek üzerine. Yahut da senin bahsettiğin yine daha önce farklı başlıklarda konuştuğumuz konularda Kürtleri daha aşağı ya da daha dışarıda gören ırkçı, kafatasçı yapılara sahip olabiliyorlar. Yani MHP Türkiye'de milliyetçiliğin ana aksıdır.
o ana akstan kopan yapılar buralara savruldu. Açık açık ırkçılık yapanlar, kendisine ırkçı ithamında bulunanlara iltifat ediliyormuş gibi cevap veren siyasetçiler gördük. Bunlar MHP kökenliydi. Hani AKDP Ümit Özdağ geliyor ama sadece o değil. Ve MHP'den kopanlar böyle radikal, marjinal bir milliyetçiliği, ötekileştirici, dışlayıcı milliyetçiliği hapsoldular. Milliyetçilik modern zamanların bir gerçeği Yusuf. Bundan kaçamıyoruz. Yani öyle ultra liberal, kozmopolit bir dünyada yaşamıyoruz. Yani orta çağlarda belki farklı adiyetler vardı ama modern dünyanın resmi ideolojisi devletler nezdinde de böyle, bireyler nezdinde de öyle. Yani en böyle işte küreselciyim diyen insanı da biraz böyle silkelesen, para pul işleri yoksa ondan da milliyetçilik dökülüyor illaki. Hepimizin genetiğinde bu işledi. Ben kendimi çok milliyetçi birisi olarak görmem ama milli maçta yerimde duramam. Ya da işte Türkiye ile başka ülkelerin herhangi bir sıralamada gördüğümde ekonomik olabilir, sportif olabilir. Yani bir gurur duyarım Türkiye'deki oradaki yerinden. Ama dediğimiz gibi bu milliyetçilik bizler açısından olması gereken asgari bir milliyetçilik. Devlet vatandaş birlikteliği açısından ve devletin siyasi kontrolünü bu topraklar üzerinde sürdürebilmesi açısından bundan kaçış yok. Bu ama Kürtler açısından bir problem oluşturuyor. Çünkü uzun yıllar Kürtler bu memleketin ikinci sınıf vatandaşı olarak görüldü. Bu bir gerçek. Bunu Kürtlere sorduğunuzda bina işitiyorsunuz. Bu var. Bu sadece hani oraların yoksul kalması, işte yatırımsız kalması değil. Yatırımsız kalan başka vilayetler de oldu Türkiye'de. Evet. Bunu pür ekonomik ifadelerle açıklayamayız. Bu gerçekten de Kürt denmenin ayıp olduğu, Kürtçe konuşmanın yasaklayıp olduğu bir dönem yaşadı Türkiye. Ve bu yüzden PKK ile alakası olmadığı halde farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalan insanlar oldu. Bu yüzden tam tersine dışlandığı, radikalleştiği için örgütün avucuna itilen insanlar oldu. Biz bu memleketin çocuklarına sahip çıkamadık. Bunları başka ülkelerin maşası olmuş örgütlerin avucuna terk ettik. Bunları yaşadık. Şimdi bu süreçlerden çıktıktan sonra bence MHP o Türkiye'nin modern siyasi tarihinden de o dersi çıkardı. 60'ların, 70'lerin bu radikal, şiddet yanlısı sokak eylemlerinden dersler çıkardı. Ve bugün mutedil, toplum vasatına hitap eden bir hale geldi. Şu da var, şunu da anlarım ben. Bugün bir Kürt vatandaş, Kürtçü duyguları yüksek olan bir Kürt vatandaş MHP'ye antipatiyle bakabilir. AK Parti MHP birlikteliğinden de o refleksif bir tutumla soğuk hissedebilir, AK Parti'den soğuyabilir. Bunun psikolojik sebepleri olabilir. Ama nesnel olarak baktığımızda AK Parti Kürtlerin hayatını daha yaşanılır kılan, Kürtleri bu topluma entegre edici ve asli unsur olarak entegre edici atmış olduğu adımlardan hiçbirinden geri dönmedi. Bugün işte AK Parti Kürtlere artık hitap etmiyor diyen insanları biraz böyle bir silkelediğinizde nedir derdin diye şunu söylüyorlar. Bu sadece hani PKK yörüngesindekiler değil. PKK'lı olmasa da işte solculuk adı altında farklı şekillerde belki o yola girmiş, o düşünceye sahip olmuş insanlarda da özellik konusu geliyor. Bugün CHP'de siyaset yapan bazı isimlerden de bu ifadeleri duyabiliyoruz. Özellik konusu. Ama özellik bugün hani Kürt insanını daha fazla hakka kavuşturacak. İşte Kürtçe konuşmasını ya da bu topluma aidiyet hissini ya da bir toplumda, devlette, bürokraside işte çalıştırılma, yer verilme oranını artırabilecek bir gelişme değil. Tam tersine buna ket vurabilecek bir gelişme. İşlevselliği açısından problemler doğurabilecek, yönetilmesi zor ve toplumu ikiye bölebilecek bir adım olduğu için AK Parti tarafından kabul görmedi ve gündeme getirilmedi. Tamamen işlevselliği yüzünden. Yoksa idari açıdan baktığımızda ya yönetilebilir bir şey olsa, gerçekten de Türk ile Kürt'ü yabancılaştırmayacak, farklı gettoları hapsetmeyecek bir yönetim şekli olsa AK Parti buna da açıktı. Ya Türkiye'de her şey konuşulabilir noktasındaydı AK Parti. Ama özellik konusunda hakikaten de yani tutulur bir şey yok. Yani düşünüyorum ben de yani kime ne fayda getirir bu özellik tartışmaları? Mevzu bu. Hani farklı gettolara bölünmüş, birbirinden kopmuş, birbirine karşı zamanla düşmancı düşünceleri öne alan siyasetçileri daha da çok öne çıkartacak bir yol, bir yörünge görüyorum ben bunu burada. O yüzden dolayı bunu AK Parti muteber görmedi, hiç gündemine almadı. Ama MHP gerçekten onu söyleyip sana döneceğim.
Ben takdir ediyorum. Ben MHP'li, yani MHP'ye oy vermedim bugüne kadar hiçbir seçimde. Ama MHP'nin Türkiye'de o vasatı, o ortayı bir arada tutuşu temsil etmek adına ödünler de verdi MHP. Hani iktidara da gelebilecekken gelmedi. Edilen teklifleri reddetti. Yani iktidar için çalışan bir parti olsaydı, tek düşüncesi bu olsaydı bunları kabul ederdi. Ama ben MHP'ye oy vermediğim halde takdir ediyorum bu devletçi, milletçi tavrını. O milletçi tavrı da ırkçılıktan kopardığı için, gerçekten de bu ülkenin her vatandaşını kuşatabilecek bir dil üretmeye çaba sarf ettiği için, AK Parti ile beraber de bu ortak projede yer aldığı için bu bölünmelere giden maliyetleri oldu MHP'ye. Gerçekten de ciddi bir çaba Yusuf. Bunu bence Kürt vatandaşlar içerisinde de takdir edenler vardır, etmeyenler olduğu gibi. Ama siyasi tarihimize gerçekten de altı çizilecek bir çaba olarak görüyorum ben bunu. Kesinlikle. Şimdi şöyle de bakmak lazım. Hani gerçekçi bir şekilde değerlendirelim. AK Parti MHP'den koptuğunda, yani hani AK Parti MHP'den kopsun diyenler var ya, onlar için söylüyorum. Ne olacak? İlk olacak şeyi söylüyorum. AK Parti azınlığa düşecek. Yani AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı muhalefetten aza düşüyor toplamından. Tabii. Bu şu demek zaten, birincisi yönetim anlamında AK Parti'nin elini zayıflatır. Yani çok somut bir gösterge bu. İkincisi, AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nden koptuğunda kimle yan yana gelecek? Toplumsal zeminde. Bunu sadece bir de aritmetik olarak da bakmamak lazım. Yani iki ana aksın yan yana durduğundan bahsediyoruz. Yani ana akslar Türk siyasetinde bellidir. İşte milliyetçi sağ, Cumhuriyet Halk Partisi ve sağ. Bir de diyelim ki İslamcı sağ diyebileceğim şey zaten AK Parti'nin içinde ana hattıyla temsil ediliyordu. Şimdi ana aksından kopmuş oluyoruz. MHP'de ana akslardan birisini oluşturuyor siyasette. Yani özgür ağırlığı yüksek olan bir parti. Ondan ayrıldınız. Yerine kim gelecek? Ben bakıyorum, yerine gelebilecek birisi yok. Yani DEM Partisi gelip de tamam siz MHP'den ayrıldınız. Biz CHP'li olan bütün şeylerimizi bozuyoruz. Biz sizin yanınıza geleceğiz der mi? Demez. CHP der mi? CHP de demez. MHP için de aynı şey geçerli. AK Parti'den diyelim ki AK Parti'den ayrılın MHP'yi. Nereye gidecek? Yani CHP'nin yanına gidecek. Ya da Zafer Partisi'nin yanına gidecek. Ki onların da birçok konudaki söylemi, eylemi pek çok konuda, yani terörle mücadele eden diğer Türkiye'nin dış politikasına kadar pek çok konuda farklı yerlerde duruyorlar. Yalnızlaşma oluyor, onu söylüyorum. Yani birbirinden ayrıldığında yalnızlaşma ortaya çıkıyor. Burada bence yani 15 Temmuz 2016 darbe gecesi ortaya çıkan o birliktelik, FETÖ'ye karşı, daha sonra PKK'ya karşı, DAEŞ'e karşı, bütün bu Türkiye'nin geçirdiği zor süreçleri de unutmamak gerekiyor. Yani işte biz bugün artık ayrılıyoruz. Niye efendim? İşte AK Parti'den MHP'ye oy geçiyor. İşte İstanbul'daki Kürt vatandaşlarımız bize daha çok oy veriyordu. Şimdi artık oy vermiyor. Ve bu MHP'den dolayıdır. AK Parti için söylüyorum. Hani eğer böyle bu tür iddialar konuşuluyor ya. Ya bunların hepsi fasafiso. Yani böyle bir şey yok. AK Parti ve MHP'nin oy kaybetme gerekçelerini biraz önce sıraladık. Ama AK Parti ve MHP'nin de bu zor zamanlardaki birlikteliklerini unutmadan, yani zor zamanlar geçilince bu rahat zamanları idare etmek daha zor olabiliyor unutursanız. Yani o 2016 ile 2020 arası hani pek çok operasyon, ekonomiye müdahale, darbe girişimi, yalnızlaşması Türkiye'nin ya da yalnızlaştırılmaya çalışılması, yani hepsinde Türkiye'de yani AK Parti ve MHP omuz omuza vererek bu süreçlerde mücadeleyi gerçekleştirdi ve toplum da hem 2018 hem 2023'te bunu takdir etti, destekledi. Ya bence bu iki partinin
sorunlar olabilir. Yani farklı düşünülen noktalar olabilir. Ama biraz önce eleştirel gibi söyledik ama takdirimizi de gösterdik. CHP ile HDP'nin uzlaştığı, yani biri Türkiye'deki Kürt meselesinin müsebbibi bir parti. Yani bu bir olgu. Ve 27 Mayıs'tan sonra, 12 Eylül'den sonra CHP'li bürokratların gerçekleştirdiği onca ne diyelim işkence vesaire karşısında büyümüş artmış bir Kürt meselesi. Ve bütün bu sorunların çözümü için mücadele eden bir AK Parti. Yani dolayısıyla bu gelinen aşamada yani AK Parti'nin ve MHP'nin kendi bulundukları pozisyonları takip etmesi, CHP ile HDP'nin yani DEM Partisi'nin bu kadar yakınlaşabildiği, bu kadar stratejik ittifak yapabildiği, DEM Partisi'nin PKK'yı reddetmediği bir yerde, bir terör örgütünü reddetmediği bir yerde, CHP, DEM Partisi'nin bu kadar yakınlaşabildiği bir zeminde, düzlemde AK Parti ve MHP'nin kopması, yani bana hani bir, duygusal şeylerin hepsini bir kenara bırakıyorum. Hani MHP'liler açısından da AK Partililer açısından da bir kenara bırakıyorum. Hani duygusal işte seviyoruz falan dışında. Ya bu gerçekçi değil. Yani o kadar farklı olan iki parti bir araya gelebilmiş ve bunu stratejik kazanca dönüştürmüş seçim sürecinde. Toplumsal zeminin neredeyse seçmen davranışı ve toplumsal yaşama biçimi neredeyse %80 aynı olan AK Parti ve MHP'yi ayırmaya çalışmak ya da birinin oy kaybını ya da belediye kaybını diğerine sebep olarak göstermek, ya ben hani bu arkadaşları da gerçekten anlayamıyorum yani. Burada zorluklardan bahsedilebilir ama şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'nin mevcut geldiği aşamada, noktada bu çekirdeği, kabukları genişletelim. Yani zamanı ruhuna uygun şekilde ittifakı koruyarak daha geniş açılımlar sağlamaya çalışalım. Kabuklarımızı kıralım vesaire. Bunlar önerilebilir ama bu birlikteliği yıkmadan, bozmadan ve şunu da söyleyeyim. Yani iki güçlü lider yakalamışsınız. Erdoğan ve Bahçeli kendi kesimleri içerisinde çok güçlü isimler, güçlü liderler. Ve bu Türkiye'nin zor süreçten, bu cendereden çıkmasında ikisinin çok büyük katkısı, etkisi var. O uzlaşmanın da çok büyük getirisi var bence. Türkiye'de pek çok toplum kesiminin rahatlamasında bu iki ittifakın, güçlü dayanışmanın etkisi var. Dolayısıyla hani bu işte AK Parti'nin Kürtsüzleştirilmesinde MHP'yi sorumlu tutanlar ya da işte MHP'nin milliyetçi damarının zayıflamasını AK Parti'yi sorumlu tutup bu meseleyi böyle bir bozmaya doğru getirmek isteyenlerin bence hani bu isimlerin bir kısmı da zaten bu ittifakın içinde olan isimler olduğu için bu meseleyi yeniden düşünmeleri, gözden geçirmeleri gerektiğini öneriyorum. Çünkü bu ittifak Türkiye için değerli ve önemli. Bunun kalıcılaşması, devam etmesi ama nedir? İşte çeşitli zamanlarda stratejik genişlemelere yönelecek şekilde kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede meseleye bakılabilir Hüseyin. Yani biraz vaktimizde doldu gibi. İstersen evet. Ekleyecek bir şeyin yoksa burada bitireyim ben. Değerli izleyenler, bu hafta Cumhur İttifakı'nı konuştuk. AK Parti ve MHP bağlamında, yani kamuoyunda bazı tartışmalar yaşanıyordu. Bazı AK Parti cephesinden, bazı MHP cephesinden. Bir kısmı da tabii ki her zaman bir öteki cephe de olur. O öteki cephenin içinde de pek çok hani bu meselenin, bu ittifakın bozulmasından fayda sağlayacak pek çok unsur var, yani sayılabilir. O da ayrı bir işin ayrı bir boyutu. Belki önümüzdeki süreçlerde yine bu konuyu konuşmaya devam ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.